Kaleme cisimlerine uygulanan net kuvvet ile cisimlerin kazandıkları ivmeler arasındaki kuvvet ivme grafikleri şekildeki gibidir. Kaleme cisimlerin kütleleri sırasıyla MK, M ile M olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar formülümüzü yazacak olursak F eşittir M çarpı A. Bakın buradan zaten F bölü a yaptığımızda m yalnız kalıyor, demek ki F'in a'ya oranı bize kütleyi veriyormuş diyebiliriz. Bu anlamda yatayla yaptığı açı büyük olanın kütlesi de fazla olacakmış. Kan değimi en fazla sonra L sonra M kan kütlesi büyüktür L'den o da büyüktür M'den diyebiliriz. Ya da tek tek okuma yaparak şu noktalardan okuyabildiğimiz yerlerden eşitrema formülde yerini yazıp kütleleri oradan da çekebilirdik, fark etmez. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamdaki esnek düzlemde zıplayan çocuğun bu düzlemden ayrıldıktan sonra yukarı doğru çıktığı süre boyunca hızı ve ivmesi için ne söyleyebilir demiş. Arkadaşlar esnek bir ortam düşünün. Buraya çarptı geri yukarı doğru çıkıyor. Yukarı doğru çıkarken ne yapacak mecburen? Yavaşlayacak. O zaman yukarı doğru çıkarken hızını azalır diyebiliriz bu anlamda. Hızını azalır diyelim. Şu olsun azalır azalır. Şunları atalım diye bedirneyi. İvme kısmına gelince bakın bu cismi etki eden aşağı yönde emgi ağırlığı var. Bu ağırlıktan dolayı zaten ivmesi var. Hatta ivmesitir F/m bölü m diyecek olursak bakın açık açık yazalım direkt yazmayayım isterseniz. F yerine mg dediğimizde bölü m dediğimizde mesela ivmesi g yer çekimi kadar. Yer çekimi zaten sabit. O yüzden ne yapacak? Değişmeyecek. Mesela hızı azalır ivmesi ise değişmez. İvme bu arada yukarı çıkarken de şey aşağı inerken de değişmeyecek zaten. Yani hızının değişmesi ivmenin değişti anlamına gelmez. Ona dikkat. Cevabımız Bursa olacakmış. Yatay tahta zeminler üzerinde duran M kütle özdeş KLM kutuları şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki 3 F2 F F yatay kuvvetler itilmektedir. Bu kutulardan hiçbir hareket etmediğine göre tahta zemin ile kutular arasındaki statik sürtme kuvvetlerini kıyasla iniyor. Arkadaşlar hareket etmiyorsa zaten net kuvvetimiz sıfır olmalı. Dolayısıyla kayetkeden sürtme kuvvetin değeri o zaman 3 F kadar olsun ki dengede kalsın hareket etmesin. Ya şunu diyebilirsiniz hocam sürtünme kuvvetini formülden hesaplamıyor muyuz? Doğru k çarpı n'den hesaplayacağız. Değil mi arkadaşlar? Buradan hesaplamak lazım ama eğer cisimler harekete geçmiyorsa, hareket etmiyorsa o zaman formülden hesaplamaya gerek yok. Uygulanan kuvvet kadar olmalı ki ivmeli hareket yapmasın. Yani bileşkemiz sıfır olmuş olsun. Olduğu yerde kalsın. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden diyoruz ki ne? eğer cisim hareket etmiyorsa sürtünme kuvveti uygulanan kuvvet kadardır diyoruz. L yetkeden sürtünme kuvvetinin değerisi 2F kadar yapacakmış. M etkiden sürtünme kuvvetinin değeri ise F kadar yapacakmış diyebiliriz. Bu anlamda en büyük K oldu. Sonrasında L, sonrasında M olacakmış. Yani cevabımız Adana'ymış deriz. Çekildik sürtmeli yatay kalem yolu boyunca yola paralel sabit F kuvvetinin etkisiyle K noktasından harekete geçen X cismi yolun M noktasına duruyor. Yolun cismi uyguladığı sürtme kuvvetinin büyüklüğü Kale arasında F, K ile L, L arasında FLM olduğuna göre FFKL FLM ilişki nedir diye soruyor. Bakın arkadaşlar K noktasından harekete başlıyormuş. Ya Kale arasında sürtünme kuvveti F'den daha küçük olsun ki KL arasındaki harekete başlayabilsin yoksa harekete başlayamaz. Düşünsenize sürtünme kuvveti F kadar ya da daha büyük olursa harekete geçemeyecek. O yüzden sürtünme kale arasında F'den daha küçük olsun ki harekete başlasın. Doğal olarak da ne yapacak? LM arasında. arasında hızlanarak Kale arasında hızlanarak L'ye ulaşmış olacak. Mesela V hızıyla geldiğini düşünelim. Bundan sonra ne yapıyor? Cisim yavaşlıyormuş. Neden yavaşlar? F kuvveti uygulanmaya devam ediyor. Demek ki LM aralığında sürtme kuvvetinin değeri F'den daha büyükmüş ki yavaşlıyor. Çünkü sürtme kuvveti daha büyük olursa yavaşlar bu aralıkta. O zaman bu mantıkla bakacak olursak LM arasındaki sürtme kuvvetinin değeri F'den daha fazlaymış. Fakat KL arasındaki sürtme kuvveti F'den daha azmış. Bu mantıkla F, LM büyüktür. F'den o da büyüktür. F, KL'den o da Ceyhan'da varmış deriz. Çeki birdeki gibi iple birbirine bağlı x y cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde düzleme paralel sabit f kuvvetinin etkisini hareket ederken ip kopuyor. İp koptuktan sonraki süreçte f kuvveti değişmediğine göre x ve y hızların büyükleri ve x ve y için ne söylenebilir demiş hava etkisi önemsenmeyecektir. Arkadaşlar dikkat ederseniz sürtünmesiz ortam. Ya yani bunları durduracak olan herhangi bir kuvvet yok. Sağa doğru f kuvveti var o yüzden f kuvvetin etkisiyle ivmeli hareket yapıyor belli bir hıza ulaşıyor. Sonrasında ip koptuktan sonra önce X'i ele alalım isterseniz. Bakın X cismini etkiden sağa doğru bir kuvvet kalmıyor. Artık ip gerilmesi çekmiyor bunu. Geriye doğru sürtüme de yok. Dolayısıyla buna etkiden net kuvvetimiz artık sıfır olacak. Net kuvvet sıfırsa cisim duruyorsa durmaya devam eder. İlk hızı varsa sabit hıza gider. Bunun ilk hızı vardı belli bir hıza ulaşmıştı. O zaman ilk hızda yola ne yapacak? O hızda yola devam edecek. Yani sabit hareket yapacakmış değişmeyecekmiş. Y'ye bakacak olursak bakın ip koptuktan sonra o Y cismini sağa doğru F kuvveti çekiyor. Sola doğru yine herhangi bir çeken kuvvetimiz yok. O zaman ne yapacak? Hızlanmaya devam edecek. Hem de önceki ivmeye göre daha büyük ivmeyle hızlanacak. Çünkü önceden hem X'e hem de Y cismine F kuvveti çekiyordu. Şimdi sadece Y'yi çekmek zorunda kalıyor. O yüzden daha büyük ivmeyle hızlanır deriz. Hız artacakmış dersek bu mantıkla cevabımız denizde olacakmış. Sürtmeyi yatay bir düzlem üzerinde özdeş kuvvetin etkisinde hareket eden kar cisimlerine ait hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. K cisminin kütlesi MK üzerine etkilen sürtme kuvveti FK, L cismin kütlesi M'le üzerine etkilen sürtme kuvveti FL'dir. KL cisimleri ile düzlem arasındaki sürtme katsayıları sabit ve birbirine eşit olduğuna göre FK FL arası ilişki ve MK ml arası ilişki nedir diye sormuş. Arkadaşlar şöyle özdeş yüzeyler alalım. Bunlar üzerinde cisimler aldığımızda ikisine de eşit kuvvet, özdeş kuvvetler etkisini hareket ediyormuş. O zaman ikisine de FF diyelim isterseniz. Şimdi K'ya bakacak olursak K'mız ne yapmış? Hızlanmış. Demek ki bunu etkeden sürtünme kuvvetinin değeri F'den daha azmış ki hızlanmış. O zaman F K'mız burada F'den küçük. Mesela F bir 2 değerine vereyim isterseniz görmesi kolay olsun diye. L için bakacak olursak L cismine sağa doğru F kuvveti etki ediyor. Fakat sabit gidiyor. Sabitize gittiğine göre etkeden sürtünme kuvveti etkeden kuvvet kadar olsun. Yani net kuvvetimiz sıfır olsun ki sabitize hıza gidebilsin. O zaman L etkeden sürtünme kuvveti K etkeden sürtünme kuvvetinden daha büyük olacakmış deriz. Yani FL büyüktür. FK'dan bunu bir alalım. İkinci olarak da arkadaşlar yüzeyler özdeş dediği için yani sürtünme katsayıları eşitmiş. Sürtünme kuvveti dediğimiz K çarpı N. Tabi yatay düzlemde olduğu için bu K çarpı MG olmuş olacak. Yani ağırlığa bağlı. Nasıl sürtünme kuvvetiyle sürtünme katsayısı da eşit olduğu için ağırlık yani kütle doğru orantılı olmalı. O zaman demek ki sürtünme kuvveti büyük olan yerde kütle de büyük olacakmış. ML MK'dan büyükmüş diyebiliriz bu anlamda. Mesela FL FK'dan büyük, aynı zamanda ML de MK'dan büyükmüş. Bu nerede var arkadaşlar? Bakacak olursak Edirne'de varmış cevabımız. Günlük hayatta karşılaşılan bazı kuvvetlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. 1. Hareket halindeki bir otomobile doğru uçan arının otomobil camına çarpıp ezilmesi olayında cam arıya arının cam uyguladığından daha büyük kuvvet uygular demiş. Arkadaşlar etki tepki prensibi geçerli. O yüzden de birbirine eşit büyüklükte zıt yönde kuvvet uygulayacaklar. Biri diğerinden daha büyük olmayacak. O yüzden bunu attık. 2. Bir balyozla yere kazık çakılması olayında balyozun kaza ve kazığın balyozu uyguladığı kuvvetler birbirine eşittir birbirine eşit büyüklüktedir. Kuvvetler eşittir deyince yönlerin de aynı olması lazım. Halbuki işte yukarıdan aşağı doğru bir, biri aşağıdan yukarı doğru olmuş oluyor. ya yani balyoz çiviye aşağı doğru, çivi ise balyozu yukarı doğru kuvvet uygulamış oluyor etki tepki prensibine göre. O yüzden yanlış oldu dolayısıyla. 3. Masa üzerinde dengede duran bir vazonun ağırlığıyla hemen şuraya bir vazo alalım isterseniz şöyle yapalım. Bir vazonun ağırlığı aşağı doğru mg'si var bunu. Evet. Masanın vazo uyguladığı tepki kuvveti eşit büyüklüğüdür demiş. Bakın masanın bunu uyguladığı tepki kuvveti n dersek bu vazo dengede kaldığına göre yukarı kuvvet aşağı kuvveti büyüklük olarak eşit olmalı. Bakın kuvvetler eşittir dese de yine yanlış olacaktı. Ama eşit büyüklük dediği için yöne bakmayacağız. Eşit büyüklük Evet doğru. Eşit büyüklük de zıt yönlü. Kuvvetler eşit değil. Yönden dolayı kuvvet vektörel büyüklük çünkü. O yüzden bu doğru olacakmış büyüklük dediği için. Cevabımız yalnız 3 yani Ceyhan olacakmış. Yatay düzlem üzerinde bulunan özdeş kaleme cisimlerine ait hız zaman grafikleri şeklindeki gibidir. Kaleme cisimlerinin sıfır t aralında etkiyen net kuvvetler fk fl büyüklükleri arası ilişki nedir diye sormuş. Arkadaşlar f eşittir ma'yı düşünecek olursak bakın şöyle f eşittir ma diyelim. Özdeş cisimler diyor dolayısıyla kütleleri birbirine eşit olmuş oluyor. İvmesi büyük olana etki eden net kuvvetli büyük olmalı. O zaman buna bakacağız biz. Şimdi hız zaman grafiği verilmiş. Hız zaman grafiğin yatay yaptığı açı yani eğimi bize hızı verir. Mesela M ile başlarsak bakın M'nin eğimi en fazla. Sonra L'ye baktığımızda L'nin eğimi bir miktar daha az. K'nın eğimi zaten sıfır. İvmesi yok demektir. Mesela M'nin ivmesi en büyük olacakmış sonra L'den. L'nin ise K'dan daha büyük hatta K'nın ivmesi sıfırdır diyebiliriz. İvme ile kuvvet doğru orantılı olduğuna göre mesela M etkeden kuvvet en fazla olacakmış sonra L etkeden kuvvetten sonra da K etkedenden hatta K etkeden net kuvvetimiz sıfır diyebiliriz. Bu anlamda cevabımızı arayacağız. M, L, K olacakmış. Bu da arkadaşlar nerede var? Edirne'den. Doğrusal yolda hareket eden bir arabaya ait konum zaman grafiği şekil gibidir. Buna göre arabanın tavanına asılı en sarkaç hangi kuvvetlerin etkisinde kalır diye söylemiş. Arkadaşlar şuraya şöyle bir araba alalım isterseniz. Bunun şöyle bir sarkaç açıl, asalım içerisine. Şöyle bir sarkaç asalım. Bu mantıkla bakalım. Şimdi sarkacı astık konum zaman grafiği verilmiş. Arkadaşlar konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verir. Dolayısıyla ne yapıyor o zaman? Eğim sabit. Eğim sabit olduğuna göre bu sabit hareket yapıyormuş. Sabit hızla hareket yapıyorsa oradaki sarkaç ileri geri hareket etmeyecek dolayısıyla bir eylemsizlik yasasına maruz kalmayacak dolayısıyla. Ya da eylemsizlik kuvveti hayali kuvvete maruz kalmayacak. Bu anlamda bakarsak düşey konumda kalırmış bir. İkincisi hangi kuvvetler etki ediyor diye düşünsek aşağı doğru bunun ağırlığı var. Yukarı doğru da ip gelme kuvveti var. O zaman T ve MG'nin etkisinde dengede kalıyor diyebiliriz düşey doğrultuda. Bu mantıkla bakalım şimdi aşkın ne diyor? Yalnız yer çekimi kuvvetinin etkisinde olup düşey konumda dengededir demiş. Düşey konumda dengede doğru ama sadece yer çekimi değil, ayrıca ip gerilmesi de var. O yüzden almadık. Yer çekimi kuvveti, ipte gerilme kuvveti etkisinde olup düşey konumda dengededir. Aynen düşey konumda dengede. Hem ip gerilmesi hem de cismin ağırlığı var. Yani yer çekimi kuvveti var. O yüzden cevabımızı bulduk. Bursa olacakmış deriz.